Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuba Aykız, Türk Astronomi Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi ATASAM'da proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Türk Astronomi Derneği olarak evden astronomi sloganıyla başlattığımız astronomi söyleşilerine ilginiz ve desteğinizle devam ediyoruz. Bugün önemli bir gün. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığa giden özgürlük ateşini bundan tam 101 yıl önce Samsun'da yaktı. Bağımsızlık yolculuğumuza atılan o ilk adıma 7'den 70'e kadını, erkeği, genci, yaşlısı milyonlar katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bugünkü yayınımızı hem ATASAM'dan çalışma arkadaşım hem de Türk Astronomi Derneği Halkla İlişkiler Komisyonu üyelerinden olan Onur Şatır ile birlikte sizlere sunacağız. Yayınımızda bugün popüler bilim konumuz. Bilim nedir? Nasıl anlatılır? Nasıl anlaşılır? Bilim nasıl gelişti? Nasıl yayıldı? Bilim batıya özgü müdür? Bunların hepsini konuşacağız çok değerli konuğumuzla, hocamızla. Programımıza katılımlarınızı bekliyoruz. Sorularınızı, yorumlarınızı ve merak ettiklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Nasıl? Bunun için YouTube yorum penceresini hemen sağdaki ve Twitter'da evden astronomi etiketini kullanabilirsiniz. Herkese merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Bu 13. yayınımız oldu galiba. Bugün misafirimiz Ali Alpar hocamız, Profesör Doktor Ali Alpar. Kısaca bahsetmek gerekirse Ali hocamız ODTÜ fizik mezunu, sonrasında doktorasını Cambridge'de yapmış. Nötron yıldızları ve pulsarlar üzerine çalışıyor kabaca. Ve bilim iletişimi de ilgilendiği alanlardan. Zamanında TAD başkanlığı da yapmıştı uzunca bir süre. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Illinois Üniversitesi, TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, ODTÜ vesaire, ODTÜ gibi kurumlarda çalıştıktan sonra en son Sabancı Üniversitesi'nden emekli oldu fakat çalışmaya devam etmekte. Onun dışında Türk Astronomi Derneği dışında en son şu an faal olarak çalıştığı da Bilim Akademisi Derneği deyip sözü ben kendisine bırakacağım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, Hoş geldiniz teşekkürler. hocam. Merhabalar, sağ olun. Beni çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bunun bugün olması, 19 Mayıs'ta olması özellikle güzel bir şey. Ben Atatürk'ün manevi mirasım bilim ve akıldır sözüyle başlamak istiyorum. Bu miras, manevi mirası, aynı zamanda siyasi mirası olarak bilim ve akıl. Tabii sadece bilim camiasına, bilim insanlarına bırakılan bir miras değil. Halka, bütün Türkiye halkına bilim ve akılı kendi manevi mirası olarak bırakıyor. Çünkü aklını kullanmak elbette bir toplum için, bütün halk için önemli bir şey. Bunu kullandığınız zaman sonuçlarını takip ediyorsunuz, ona uyuyorsunuz demektir. Bugün anlatmak sözünü istediğim konu halk, halka anlatılan, halkı ilgilendiren haliyle bilim. Şimdi bir açayım ekranımda sizinle paylaşayım. İlk defa 2004'te sağ olun siz TAD dizisinde konuşmaya çalışmayı tekrar elden geçirdim. Koronavirüs günlerinde özellikle dünyanın her tarafında da insanlar bilinmeyen çareyi de insanların büyük çoğunluğu, Türkiye'de de anket bilmiyoruz ama salgının başından beri bazı toplumlara da aktarmaya çalışılıyor. Yani henüz ilaç ve aşı üretilmedi. Ona karşı ne tür tedbirler alınırsa etkili olduğu bunlar algoritmaların bilgisinden. Bir kısmı da maalesef bazı yanlışlardan sonra öğrenildi. Onun için korona dolayısıyla halk açısından bilim önemli. Mesela Bilim Akademisi'nde bizim de önemsediğimiz bir şey bilimin sonuçlarını doğru anlatmak. Bu sırada özellikle bir tahmin, bir yorum, bir kanaat ifade ediyor gibi değil. Neleri bilmiyoruz? Neden bilmiyoruz?
nerelerde bilinmeyenler var, yanlışlar var, ne tür hipotezler henüz denenme aşamasında, denenmesi ne kadar vakit olarak alacak, bunları anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bilim böyle bir şey. Sürekli ilerleyen, önden sonuçların ne olduğu bilinemeyecek bir uğraş. Onun için halka anlatırken de bilimin muazzam bir gücü var ama bu gücü tam da böyle yanlışlanabilir olmak, hiçbir şeyi ön yargıyla kabul etmemek sayesinde kazanıyor. Bugün bilgimiz eksik, yavaş yavaş onu tamamlayacağız. Bu yaklaşımı, bu fikri anlatmayacağım. Hocam bir saniye bölüyorum. Sanırım yayında sıkıntı var. Şu anda bir kontrol etmek istiyorum. Bölünmesin diye. Onur sen de bir kontrol eder misin bu arada? Akış devam ediyor mu diye. YouTube'da bir şey yapıyor, dönüyor ama. Çünkü o şekilde mesajlar alıyorum da bir yandan. Zoom'la ilgili bir sıkıntı yok. YouTube'la ilgili mi? Evet, ben sizleri gayet rahat görüyorum. Evet, ben de hocam. Arkada planda da sorun yok. Şöyle bir saniye. Hocam devam edelim isterseniz. Herhalde YouTube'la ilgili bir sıkıntı var ama. Devam edelim. Tamam. Şimdi koronavirüs felaketi dünyanın her tarafında. Tabii ki bilimin önemini iyice göz önüne getirdi. İnsanlar çarenin bilimden geleceğini biliyorlar. Ve bilim insanlarına da her zamankinden belki biraz daha fazla bilimin ne olduğunu, ne olmadığını, bilimin hemencecik kesin cevaplar vermeyeceğini, tahminle, önyargıyla bir yere varılmayacağını, meselenin bir yorum, bir tartışma, bir münazara meselesi olmadığını anlatmak durumundalar. Bilim Akademisi bunu sarkaç.org üzerinden yapıyor. Ama bugün Türk Astronomi Derneği için popüler bilim konuşmak çok yerinde, önemli. Çünkü astronomi dünyanın her yerinde bilimin halka en yakın, en popüler yüzüdür. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de benim bu mesleğe girdiğimden beri, yani ben fizikçiyim aslında, astrofizikçiyim. Ama Türkiye'de astronomlar hem de herhangi bir ajansın, bir örgütün, TÜBİTAK'ın desteği olsun olmasın, yahut üniversitelerin olsun olmasın, kendiliklerinden halka astronomi anlatan etkinlikler yaparlar. Halktan da buna cevap gelir, talep gelir. Çünkü astronomi cazip, kolay ulaşılır bir bilim türü. Ve bizim Türk astronomi camiasında böyle bir gelenek çok eskiden var. Yani astronomların kendi işleyişi, mesela Ulusal Gözlemevi'nin kurulmasında da astronomların gönüllü çabaları çok belirleyici bir faktör oldu. Astronominin halka tanıtılmasında da bizim bütün üniversitelerimizin, bütün gözlemlerimiz, TUG'da, DAG'da, üniversite bölümleri de halka açıktırlar, halka açık günler yaparlar, astronomlar oraya buraya giderler, işte anlatırlar, gözlem yaparlar. Öğrencilikten itibaren astronomiye giren herkes bu işe bulaşır. Halkla ilişkiler bizim astronomların önemli bir, çok önemli bir etkinliği. Şimdi popüler kelimesi üzerinde durayım. Popüler, popüler olmayan, popüler değil. Popüler değil, genel olarak elit, dar bir çevre olarak anlaşılır. Bu anlamda karşıtlıkları biraz listelemeye çalıştım. Halk kültürü var. Folklor var. Seçkinlerin kültürü var. Halk tarafında bilimden önce dünyayı anlamaya çalışmak, işte cadılar var, büyücüler var, falcılar var. Daha yükseğe geldiğiniz zaman sarayda bunların işte münecimleri var, rahipleri var. Orada bir hanedan var ve bir saray var. Halkın kendi ritüelleri, kendi ayinleri var. Ama daha organize mabetlerde giden, daha yüksek bir
din geleneği de var. Halkın dili var, yüksek yazılı dil var. Dünyanın birçok dilinde ancak 20. yüzyılda sözlü konuşulan dille yazılı edebi dil birbirine yaklaşmıştır. Türkiye'de öyle. Başka bazı ülkelerde, Batı Avrupa'da genellikle Rönesans'tan, Reform'dan sonra bu dil yakınlaşması, matbaanın gelişmesiyle başlamıştır. Ama her zaman bir halk diliyle okumuşların dili arasında farklılık vardır. Bir de uluslararası bir konuşma, ortak dil var. Lingua franca denen, işte bir zamanlar Latince olan, İslam dünyasında Arapça olan, günümüzde de bütün dünyada İngilizce olan ortak dil. Sözlü kültür daha popüler tarafta, yazılı kültür daha kurumsal tarafta. Popüler tarafta tasavvuf geleneğinin bir ucu halk tasavvufu. Öbür yanda kitaba ve kitabi yorumlara daha bağlı olmak var. Bir tarafta tefsir, öbür tarafta kelam var. Ve bir tarafta avam, sıradan halk var. Öbür tarafta da yüksek cümleler, elit, yüksek sınıflar, eski deyimiyle havas var. Bilime dönelim. Çok kısaca bilim nasıl bir şey? Bir kere deney ve gözleme dayanır. Yani kanıtsız üfürmeyle bilim olmaz. Bilim büyük bir gayretle yavaş yavaş kendini tamamlayarak, bir şey daha öğrenerek, bir şey daha öğrenerek asimptotik olarak doğruya yaklaşır. Tabii zaman zaman bu sürekli birçok insanın katkıda bulunduğu çabanın yanı sıra büyük değişiklikler, büyük atılımlar olur. Ama arka planda bu büyük yeni fikirlerin gelmesinin dışındaki zamanlarda sürekli küçük adımlarla ve çok insanın, çok kurumun katkısıyla bilim ilerler. Çok insan katkısıyla olması şundan önemli. Bunlar birbirlerini sadece bütünlemiyorlar, birbirlerini doğruluyorlar, yanlışlıyorlar, sınıyorlar. Bilim de onun için yanlışlanmaya açıktır. Yanlış olabileceğini baştan kabul eder. Ha, o hipotezi öne koyan bilim adamı kişisel olarak, psikolojik olarak onu çok kolay kabul etmeyebilir. O onun gayet insani bir şey yani. Ama benim en güzel fikrim bu. İşte inşallah doğru çıkardan bazen geçip muhakkak doğrudur diye ısrar edebilir bir bilim insanı, bir insan nihayet. Ama bir kültür, bir kurum olarak işte bilim onu yapmıyor. Çünkü aynı şartlar altında aynı deneyi, aynı gözlemi başkaları da yapıyorlar. Ve objektif bir dünyada yaşadığımız için şartlara dikkat ediyorlar. Gerçekten aynı şartları sağladılarsa aynı sonuçları görmeleri lazım. Onun için bilim insanlarının kendi en sevdikleri teori şu veya bu olsun, hipotez, o önemli değil. Orta vadede, uzun vadede, bazen çok kısa vadede bir takım şeyler yanlışlanıyor. Yanlışlanmadığı ölçüde tekrar tekrar sınandığı zaman da doğrulanmış oluyor. Artık bir şeyi aynı şartlarda bin kere herkes aynı şeyi gördüyse onu doğru olarak kabul ediyoruz. Bu gördüğünüz gibi bu sağduyu. Yani günlük hayatta da bebekken annemizin bize öğretmesinden başlayarak değil mi, boşluğa adım atma, merdivende dikkat et, düşersin. Hani dinlemedin, oturursun merdivene kıç üstü, öğrenirsin tecrübenden. Kendi tecrübenden değilse zamanla başka insanların tecrübesinden öğrenirsin. O zaman okula gittiğin zaman vesaire. O zaman da hangi tecrübelere gerçekten itibar etmek lazım? O itibar edilecek tecrübeler sınanmış gerçek tecrübeler. Yoksa bir şeye işte bunu ezberlemem lazım okulda. Öğretmenin dediği şekilde ezberleyip sınavda yazmazsam kötü not alırım diye de onu oraya yazabilirsiniz, inanıyor görebilirsiniz. Bu daha yüzeysel, bu da bir sağduyu. Yani hani kötü not almaktan ya da yak yemekten kurtulayım diye ama bu gerçeği bulmak amaçlı bir şey değil. Gerçekten bir şey yanlış mı doğru mu bunu anlamanın yolu tecrübeye, gözleme, deneye itibar etmek. Bu günlük hayatta da böyle. Bilimde de böyle. Bilimin günlük hayattaki sağduyudan farkı ne? Çok daha incelikli ve günlük tecrübemizde, günlük deneyimimizde doğrudan ulaşmaya imkanımız olmayan şeyler, bilimin uğraş alanlarının çoğu bunlar.
yani bir astronomun teleskopla baktığını yahut bir psikologun deneklerle işte konuşarak öğrendiği şeyi sokaktaki insan kendi tecrübesinde bilmiyor ve o şekilde öğrenilen şeyler onun aklına bile gelmez, neden bahsettiğinizi bilmeyebilir. Ama doğru dürüst anlatırsanız anlar. Çünkü onun da temelinde bir mantık yürütmek var ve en sonunda da bir bilimde ne yapıyoruz? Her zaman bir deneye veya bir gözleme geri gidiyor. Bu soyutlama işini yaparken de tabii matematik kullanıyoruz. Özel bir dili var. Bu da popüler bilimin zorluklarından biri. Çünkü bilim insanlarının kullandığı karışık mantık, soyutlama alışkanlığı bir dil olarak matematik. Bir de ayrıca her bilim disiplininin kendi terminolojisi vesaire. Bunlar günlük hayatta sıradan insanların bilmedikleri, bunun için eğitim görmemiş oldukları için bilmedikleri şeyler ama aşılamaz engeller değil. İşte popüler bilim, bilim insanı olarak öğrendiğimiz, ne olduğunu kolay okuyup anlayabildiğimiz şeyleri o eksperliğe sahip olmayan arkadaşlarımıza, sıradan başka mesleklerdeki vatandaşlara anlatmak. Hocam bilimi herkes anlayabilir mi? Bilim nasıl gelişiyor ve yayılıyor? Şimdi bilimi hem anlamak isteyene bağlı hem de anlatana bağlı. Birçok şeyler, hemen hemen her şey bence çeşitli düzeylerde anlatılabilir. Halk bunu anlayabilir. Ha mesela işte sicim teorisi gibi çok soyut matematik kullanan bir teoriyi halka anlatmak çok daha zordur. Ama yine de bunu işte şöyle şöyle günlük hayatta göremeyeceğimiz ama şu kadar enerjide bir deney yapabilseydik göreceğimiz bir takım olgular bu teori öngörüyor falan diye, yani ne kadar soyut, ne kadar matematikselse belki o ölçüde zor olabilir. Yahut günlük hayatın sınırlarından ne kadar uzaksa. Ama anlayabilir. Astronomlar olarak burada çok tecrübemiz var. Kolaylığımız da var. Çünkü gözle, çıplak gözle gökyüzünü göstermek bir kere işi başlatıyor. Ama teleskopla gösterilen bir imajın da ne olduğunu, nihayet bu bir büyütülmüş fotoğraf. Onu insanlar anlıyorlar. Yani Galileo'dan beri böyle olmuş. Onun için mesela Galileo'nun yeni bulduğu şeyler insanları gerçekten hiç akıllarına gelmeyen şok verecek bulgulardı. Çünkü dünya merkezde değil, işte Jüpiter'in etrafında da uydular dönüyor. Dünyanın etrafında dönmüyordu, Jüpiter'in etrafı dönüyor falan. Ama Galileo'nun büyük bir avantajı teleskoptu. Çünkü teleskop nihayet o zamanki işte irice bir dürbün. Yeterince vardı ortalıkta. Bunu gemiciler, tüccarlar kullanıyor. Galileo da insanlara al bak deme imkanına sahipti. Ama şimdi günümüzde kuantum mekaniği veya ne bileyim polimer kimyası veya moleküler biyoloji veya evrim. Bunları insanların kendi günlük hayatlarında görmedikleri için anlatmak daha zor. Al bak diyemiyorsunuz o kadar kolaylıkla. Onun için ama anlatılabilir. Yani hepsinin bir takım benzetmelerle günlük hayata açılabilecek şeylerle anlatmanın yolları var. Evet. Şimdi ben tekrar paylaşabilirsiniz hocam. Yapıyorum. Şimdi halk anlayabilir mi? Anlayabilir. Anlamalı mı? Tabii anlamalı. Neden anlamalı? Bir kere bilimin sonuçları halkın günlük hayatını teknoloji yoluyla etkiliyor. Bunların basiti, ilaçların yan etkileri. Anlamasında yarar olan, anlamamasında tehlike olan bir sürü şeyler var. İkincisi, genel olarak bilimin tarzı insanlar arasında tartışmayı, kanıt üzerine, mantık üzerine tartışmayı öngören bir şey. Yani dedik buyrukçu bir tarz değil. Anlamayanlar tarafından çok uzmanlık işi bana çok uzak, sanki bana dayatılıyor gibi gelir maalesef. Böyle bir bilim korkusu da insanlarda var. Ama bilimin tarzı başkalarının yanlışlamasına, kanıt üzerine tartışmaya açık bir şey olduğu için aslında demokratik bir
toplum için iyi bir tartışma modeli. Yani ben böyle diyorum, ben de işte partinin başkanıyım, siz beni dinleyeceksiniz. İnsanlar bunu dinliyorlar. Ama bu toplum olarak verimli bir yere varmak, iyi kararlar almak için iyi bir yol değil. Halbuki bilim kanıta dayanarak tartışmayı, gözlemlerini, temelleri herkesle paylaşabilmeyi, anlatmayı en azından. Dolayısıyla belli bir şeffaflığı ve tepeden inme değil de ortaklaşa bir iletişim usulünü örnek olarak sunuyor. O bakımdan da halkın bilimi anlaması önemli. Yani bir falcının dediğiyle bilim insanının dediğinin farklı argümanlar olduğu, bir tanesinin neden kanıtlanabildiği, ötekinin neden çok kolay yanlışlanabildiğini anlamak, tabii bir takım lüzumsuz hatta tehlikeli olabilecek davranışlardan insanları korur. Bir de genel olarak böyle bir anlayışı içine sindirmiş bir insanın dünyaya bakışı, topluma katkısı, öyle bir toplumun verimliliği daha yüksek olur. Şimdi anlar mı anlamaz mı meselesinde bir zıtlık öne süreyim. İlaç prospektüslerini düşünün. İşte hepimiz hasta olunca bir ilaç alıyoruz. Yan etkisi neymiş falan diye bakıyoruz. Bu Türkiye'de de dünyanın her tarafında da böyle. Mesela midem ağrıyor. Mide ilacı alacağım. Açıyorum. Gastrointestinal diyor. Şimdi bu halkın anlayamayacağı, başka eşdeğeri bulunmayan bir laf değil. Mide ve bağırsak diyebilir. Evet. Maksat oradaki bilimsel sonucu insanların almasıysa, yani bu sizin midenize şöyle etki yapıyor. İşte asitleri yatıştırdığı için falan filan diye yazılsa, asit bile demeyebilirsiniz. Yani midenizdeki yanmayı, ekşimeyi alan bir ilaçtır diyebilir. Halbuki işte gastrointestinal, işte ne bileyim, farmakoloji dili kullanılıyor. O dil niye kullanılıyor? Bir tarihte bir tıp, o psikiyatrist hoca dinlemiştim. Gayet makul bir açıklamasını yaptı bunun. Çünkü onu yazanlara bir otorite, bir prestij veriyor. Sanki çok büyük bir sır. Yani insanlar tabii ki ilaçları kendileri yapamazlar. Ama ilaçların ne yaptığını anlayabilirler. Onu oraya yazan ilaç firması veyahut da hastasına bu şekilde anlatmaya çalışan doktor aslında kendisine tıpkı Arapça veya Latince dualar okuyan bir din insanı gibi, onu karşısındakinin anlamaması sayesinde bir otorite belki vermiş oluyor. Böyle psikolojik bir faktör var herhalde. Bütün ilaç prospektörü böyle değil ama çok fazla var. Buna karşılık, şimdi ilaç gibi yan etkisi şöyledir, böyledir, basit anlaşılabilecek konuyu bu kadar anlaşılmaz yapıp bunu da en elzem günlük kullanış için lazım olan prospektüslere yazmak bir gelenek. Buna karşılık mesela Albert Einstein gibi, mesela Bertrand Russell gibi, bunlar 20. yüzyılın çok önemli örnekleri. Birincisinin tabii işte çok büyük bir fizikçi. Bertrand Russell büyük bir matematikçi ve filozof. Max Perutz büyük bir biyolog, biyokimyacı. Bunların hepsinin halk için yazdıkları kitaplara baksanız pırıl pırıl. Lise öğrencisi bunu rahatlıkla anlar. Demek ki bilimin ne kadar derin, ne kadar yeni olduğundan bağımsız olarak bazı bilim insanları bunu, her bilim insanı da yapmıyor bu şekilde. Bu ayrı bir de heves, onu o şekilde yapmaya meraklı olmayı da gerektiriyor. O çok mümkün olduğunu, çok iyi örnekleri var. Öte yandan da çok gündelik bir olayı, ilacın kullanımı gibi neredeyse gizli bir şifreli dille yazmakta sık sık karşılaştığımız bir durum. Hocam, bilgiyi en basit şekilde ifade edebilmek aslında ona ne kadar hakim olduğunuzu da göstermez mi sizce? Tam tamına değil. Yani o bilgiye herkesten çok hakim olan bazı insanlar da onu o kadar içselleştirmişler, kendi kafalarında o kadar canlı ki başkalarına ifade etme ihtiyacının farkında bile olmayabilirler. Yani sürekli bilimin o kendi iç dilini çok rahatlıkla kullanıyorlar. Bu
Bir şeyi gerçekten başkalarına anlatacak kadar iyi öğrenirseniz kendiniz gerçekten o zaman anlarsınız derler. Hocalığın da bir avantajlarından biridir ama bütün iyi araştırmacılar kendi bilim dallarında çok iyi olabilirler. Ama hepsi de bunu iyi anlatmakla ilgilenmiyor olabilir, gerek duymuyor olabilir, farkında olmayabilir. Yani herkes için nasıl olsa bu aşikardır gibi o kendi kafasındaki dille üretip gidiyor. Onun için başarılı bir araştırmacı olmakla ne öğrendiğini anlatmak arasında birebir bir ilişki yok. Ama mümkünlüğü var. Yani buna o buluşu yapan kişinin de aynısı olması değil ama herhangi bir buluş, herhangi bir bilimsel sonuç bilim camiasından onu anlayan birileri tarafından pekala halka anlatılabilir. Şimdi biraz bu popüler bilim uğraşında astronominin özel yerinden söz etmek istiyorum. Neden astronomi bu kadar direkt ve cazip bir yol halka ulaşmak için? Çünkü en basit bilim. İnsanların tarih öncesi çağlardan beri farkında oldukları dünyanın her, çünkü gökyüzü orada. Çıkıp bakarsanız ki bakmışlar insanlar. Hem meraktan bakmışlar hem de bunun pratik önemi olduğu için yol bulmak için takım. Yani ilk çağlardan beri, tarih öncesinden beri, yazıdan önce var bu. Göbekli Tepe'de var, işte Stonehenge'de var vesaire. Yılın önemli zamanlarında güneşin nereden doğduğu, battığı falan biliniyor. Tabii nasıl buluyorlar bunu? Bakıyorlar, tekrar bakıyorlar. Herkes bakıyor, aynı şeyi görüyor. Bu eğitim açısından insanlara bilim fikri ve bilimin böyle ulaşılmaz bir şey olmadığını, kendilerinin kendi kendine keşfedecekleri açısından da astronominin bir avantajı. Mesela ilkokul çocuklarına şunu öğretebilirsiniz. Çok az yönlendirmeye, teleskoba da gerek yok. Dışarıya çıkarın, akşam saat 8'de, şeklini, sırf şeklini anlatarak, bu şudur budur demeden, büyük ayıyı, küçük ayıyı, işte kraliçeyi, birkaç tane kutup etrafındaki yıldız takımını gösterin. Sonra deyin ki bunu not et defterine. Yani benim bulunduğum yerde hangi ağacın, hangi evin üstünde görünüyor, kaç karış üstünde. Çok basit. Sonra şimdi eve gidelim, 9'da tekrar çıkalım. Tekrar yap bunu. Aynı ağacın üzerinde mi yoksa başka bir yer, ne tarafa gitmiş? Bir de saat 10'da yap, bir de saat 11'de yap. Çocuk bunu bulacak. Burada sizin ona hiçbir bilimsel bilgi, sonra da öğrenilmiş şey, yani mesela dünyanın ekseni oradan geçiyor falan dememek lazım. Gördüğü şeyi kendisine biraz yol görüyor. Şuraya bak, şöyle bir şekil. Şimdi bir saat sonra bak nerede. Gördüğünüz gibi çok kolay. Ve bunu öğrenebiliyor insanlar. Yani ondan sonra meraklı bir çocuksa teşvik ederseniz hani bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra yapınca o zaman gökyüzündeki bütün deseni görecek. Bütün o desenin her gece kutup yıldızı üzerinde döndüğü gibi o yıldızların her zaman görüneceğini ama yılın başka zamanlarında başka bir takım yıldızların o saatte görünüp görünmeyeceğini vesaire. Yani gökyüzünün gökyüzündeki hareketin nasıl bir hareket olduğunu tarih öncesi insanların bulduğu gibi şimdi de ilk bilim deneyimi kendi keşfi olarak çocuklara öğretebiliriz. Ama bu nasıl öğretilir? Yani ben ilkokuldayken öyleydi, 4. sınıftayken. İşte dünyanın ekseni yörüngesine bilmem kaç derece eğim yapar. Onun da uzantısı eksen işte gökkürede kutup yıldızdan geçtiği için işte şöyledir böyledir. Bu bir şey ifade etmiyor çocuğa. Kesinlikle. Kendi deneyimi, kendi böyle bir etkileşmesi yok tabiatla. Halbuki orada duruyor. O kadar böyle iyileşilir bir şey ki. Şimdi bu büyük bir avantaj astronomi için. Zaten daha ileri düzeylerde, yani hepiniz bulunmuşsunuzdur astronomi etkinliklerinde. İşte gözlemlerine meraklı vatandaşlar geliyor. Çıplak gözle göstermek de bence yine çok değerli. Çünkü herkesin teleskobu yok. Ama teleskopla gösteriyorsunuz. İnsanlar onu anlıyorlar ve çok direkt bir etkileşim. Yani bilimin nasıl bir şey olduğunu insanlara hissettirmekte astronomi özellikle başarılı bir yol. Yani fizikten, kimyadan çok daha fazla. Hem de keyifli. Ötekiler de keyifli ama ötekilere o kadar kolay alışılmıyor. Yani ilgisiz insana bile keyifli. Hani evet, tabii, tamamen öyle. Tamamen öyle.
Şimdi devam edeyim isterseniz. Buyurun hocam. Başka bir soru var mı izleyicilerden? Yok, ilgili takip ediyorlar şu anda hocam. Hı-hı. Henüz evet. Soru yok. Tamam. Şimdi bilimin gelişmesine biraz döneceğim. Burada Rönesans'tan beri hızla artan üstel bir gelişmesi var. Dikkat ederseniz Rönesans'tan beri Batı Avrupa'da olan bir olaydan söz ediyorum. Çünkü bilim, tabiatı anlamak ve oradan teknoloji üretip kullanma geleneği, o da çok eski çağlardan beri var. Ama modern bilim anlamında bilimsel yöntemin ortaya çıkması, bir varsayımı nasıl çok böyle adım adım sistematik şekilde sınarsınız, doğru mu yanlış mı anlamak için, bir hataya düşmemek için nasıl kontrol deneyleri yaparsınız vesaire. Bunun iyice kristalleşmesi, bir bilimsel yöntem haline gelmesi Rönesans'ın bir parçası. Özellikle Galileo'nun katkısı, bilimsel yöntemi, fizikte ve astronomide kurmak. Onun için bilim deyince genellikle bu konuşmada modern anlamda belli usullere, belli bir yönteme bağlı olarak yapılan bir faaliyeti kastediyorum. Bu bilim tabii ki teknolojiye bağlı. Yani ilk teleskobun mesela bulunup da ondan sonra Galileo'nun bunu akledip bilim amacıyla, bilimle ilgili yani evrenin nasıl bir yapıda olduğunu anlamak için sorduğu sorular, onlara cevap aramak için kullanmasıyla bilim birdenbire büyük bir buluş dizisiyle açılıyor. Burada teknolojinin kullanımı var ve tersine tabii bilimin de ürettiği, yani o teleskoptaki optik de dünyanın çeşitli ülkelerinde, en son olarak Avrupa'da ama ondan önce optik mercekler falan İbn-i Haysem'e kadar gidiyor. Ondan önce antik çağda başka şeyler var. Yani bilim teknolojik imkanlarla gelişiyor ama o teknolojik imkanların daha yenilerini üretmek de ancak temel bilimsel araştırmayla oluyor. Burada da bir parantez açayım. Biz işte ülkemize sadece pratik ne lazımsa onu alırız. Onu geliştiririz. İnovasyon yapacağız, teknoloji yapacağız ama temel bilim yapmayacağız. Böyle bir şey de olmuyor. Yani bu da bir bilimsel deney diye bakın. Dünyadaki bütün ülkelerin bilim politikalarına bakın. Öyle temel bilim araştırma, bilimin bütün spektrumunda her konuda araştırmaya yatırım yapmadan teknoloji üretmiş yahut başkalarından aldığı teknolojiyi geliştirebilmiş bir ülke yok. Bilimle teknoloji arasındaki ilişki böyle çok iç içe, karşılıklı birbirini besleyen bir ilişki. Şimdi bu bilimsel yöntemin çıkmasından sonra ne oldu? Fal ile bilim birbirinden ayrıştı. Çok beraberdiler çünkü orta çağdaki simyacılar bizim bugünkü kimya bilgimizin ilk temellerinden bazılarını buldular. Ama bir yandan da olmayacak bir şeye, yani nükleer fizik olmadan olmayacak bir şeye uğraşıyorlardı, altın yapmak gibi. Kepler biliyorsunuz çok meşhur bir örnektir. Batıda olsun, doğuda olsun birçok gök gözlemcisi o zamanlarda astronom mu yoksa yıldız falı mı bakıyor kral veya sultan için? Bunların hepsini yapıyorlardı. Yani bir yandan o zihçileri, katalogları oluşturuyorlar. Onları yolcular kullanıyor, denizciler kullanıyor. Yol buluyorlar. Takvim yapıyorlar. Ama bir yandan da Kepler de dahil buna. Biliyorsunuz Kepler'in annesi cadılıkla suçlanmış. Adamcağız o keşifleri uğraştığı yıllarda bir de annesini cadı diye yakılmaktan kurtarmış, onunla uğraşmış falan. Yani o bilim dünyası böyle ayrı bir bilim adamları mesleği var falan değildi. Bilimsel yöntem ve bunun karşılık bulması, hızla yayılmasıyla birlikte bunu yapanların mesleği ayrıştı. Ayrışmış. Ne öğrenmişler? Bir kere çok temel, ilk çağlardan beri öyledir sanılan bir takım şeyleri öyle olmadığını anlamışlar. Mesela gökteki hareketlerle, gök cisminin hareketiyle yeryüzünde bir taşın yere düşmesi aynı doğa yasalarına uyar. Durma
bir nesnenin hareketinin doğal durumu değildir. Hiçbir etkileşme yoksa durur veyahut da sabit hızda düz bir çizgide gitmeye devam eder. Nereden baktığınıza bağlı. Dairesel hareket aynı şekilde. Gök cisimlerinin doğal hareketi. Çünkü daire ideal, tam simetrik. İşte herkes dairede gidecek falan. Öyle değil. Kepler'in gösterdiği gibi. Bakın Galileo 17. yüzyılın başı. Kepler de öyle. O kadar kısa bir zaman içerisinde. Ki Kepler teleskobu bile kullanmadan. Ama o zamanki eldeki katalogların en iyisini, ona da işte 30 yıl Tycho Brahe'nin ekleriklerini kullanarak tam teleskobun arifesi de geldiği sırada gezegen yönünün elips olduğunu görmüş. Doğayla ilgili bütün fikir değişiyor. Arkasından Kepler'in yasalarından başlayarak, esas Newton onları iyice analiziyle matematik çerçeve oluşturunca, farklı cisimlerin hareketlerinin aslında tek bir evrensel kütle çekimi yasasına bağlı olduğu ve oradan matematikte çıktığını büyük bir bütünleşme sağlıyor. Ne kadar hızlı, yani bilimsel yöntemin çıkmasından itibaren ilk 100 yıl, işte arkasından 18. yüzyıl bütün bu şeyler oluyor. Kimyada atom kavramı ilk defa. Sonra canlı ve cansız madde için aynı kuralların geçerli olduğu kimyasal reaksiyonlar. Bu sonunda mesela 19. yüzyılda ürenin, önemli bir organik maddenin, laboratuvarda sentezlenmesiyle iyice doğruluyor. Yani canlılarla cansızlar arasında fizik ve kimya açısından bir ayrılık yok. Deneyler ve gözlemler ta Rönesans zamanından itibaren astronomide alıp yürürken bir yandan da insan vücudunun öğrenilmesi, bugünkü modern tıbba yol açacak anatomi bilgisi. Hem sanat için, hem bilim için. İnsan burada bilimin öznesi durumunda, bilimi insanlar yapıyor. Ve başka insanlarla paylaşıyorlar, öğretiyorlar. Değil mi? Ama sosyal bir paylaşıma tabi. Çünkü herkes aynı şeyi görüyor. Bunun sosyal olması, bu bir takım postmodern yorumların söylediği gibi keyfi olması demek değil. Paylaşılır ve aynı şartlarda aynı deneyi yapanların aynı sonuçları bulması demek. Öte yandan insan kendisi de bilimin nesnelerinden biri olabilir. Çünkü insan vücudunu, bütün canlıları, biyolojinin işte temelleri atılıyor. İnsanı inceliyor bilim. İnsan beynini, hala bilimin büyük cephelerinden biri, çok bilmediğimiz şey var. İnsan beynini, beyinle duygular, düşünceler arasındaki ilişkiyi bilim inceliyor. İnsanın kendisinin içine girerek inceliyor. Bir de insanın evrenin neresinde olduğunu inceliyor ki o da işte astronominin önemli bir katkısı. İnsan evrenin bir köşesinde, insanın fiziki yerinin evrenin bütünü içerisinde hiçbir özelliği yok. Bilim, insanın yeri konusunda çok mütevazi bir sonuca varıyor. Ama bunu en tevazı olsun diye varmıyor. Böyle olduğunu görüyor. Ama öbür yandan da bilimin kendisi de evren hakkında fikir yürütürken, yorum yaparken büyük bir tevazu sahibi. Neden? Çünkü sadece gerçeğe boyun eğiyor. Yani çok kuvvetli bir hipoteze şahsen inanabilirim ama yanlış çıkabilir. Herkes bunun yanlış olduğunu defalarca gösterdikten sonra bunu kabul etmekten başka bir çarem yok. Peki hocam, bilim Rönesans'tan bu yana peki nasıl yayılıyor? Şimdi önce Avrupa'da yayılıyor. Sosyal olarak nasıl yayıldığına bakarsak, ilk önce tabii bir zaman isteyen bir iş. İyi kötü bir takım aletler almak için para isteyen bir iş. Onun için ilk yapanlar aristokratlar yahut din insanları, başka bir şekilde geliri olanlar. Yahut aristokratların, sarayların işte
kontların, düklerin himayesinde çalışanlar. Bunların kendileri ve mahiyetleri bu işe başlıyor. Arkasından iş büyüdükçe tabii bunu yapacak insanlara gerek artıyor. Onlar bunun için para kazanabilmeye başlıyorlar. Uygulamalı mesleklerde tabii zaten bir parasal karşılığı var, yani doktorlar. Şimdi tıp bilimi o zaman bir bilim değildi o kadar. Bir bilimsel temele oturmaya başlıyor. Buna karşılık doktorlar ve mühendisler de yaptıkları işin temelindeki bilime de merak edip deneylere katkıda bulunmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu işle uğraşan insanların sayısı artıyor. Bunlar profesyonelleşiyorlar. Bu işi yapmaktan veya uygulamaktan, bilimden veya teknolojiden veya tıptan para kazanan insanlar artıyor. Ve dolayısıyla bunların kökeni de artık aristokrasiden gelmiyor sadece. Orta sınıftan ve işçi sınıfından gelmeye başlıyor. Özellikle Avrupa'da eğitimin biraz daha yaygınlaşması ve biraz daha laikleşmesi eğitim sisteminin. Herkesin, önce erkeklerin, sonra kız çocuklarının çok geç bir tarihte nihayet üniversitelere kadınların girmesiyle herkesin eğitime katılması. Dolayısıyla onları eğitecek öğretmenler, öğretmenlerin eğitimi, öğretmenlerin içinden de bazıları bilim insanı oluyorlar. Bu şekilde bir toplumsal tabanı oluyor. Bir de tabii matbaa geliyor. Matbaanın gelmesi tıpkı edebiyat gibi, sanat gibi, din kitapları gibi bilim kitaplarının da yayılmasını, okunmasını kolaylaştırıyor. Bu arada okuma yazma oranı toplumlarda artıyor. Toplumlar şehirleşiyor vesaire. Bunların hepsi birlikte giden şeyler. Yani biraz çok fazla yumurta tavuk hangisi hangisinden çıktı gibi değil. Ve bilimin popüler yayınlarına dönersek, şimdi modern bilim öncesinde falla bilim arasında bir örtüşme olduğu gibi, bilimsel akademik yayınla popüler yayın arasında da bir süreklilik vardı. Yani daha eski uygarlıklara da bakarsanız, Antik Yunan'da olsun, Çin'de olsun, İslam uygarlığının bilimle ilgilendiği parlak döneminde olsun, yazılan kitaplar, bilimle ilgili kitaplar aslında böyle teknik kitaplar ayrı, bunlar halk için diye bir şey yok. Çünkü zaten bütün okur yazar kesimi toplumun çok dar bir kesimi. O da zaten üst sınıf. Bunlar içerisinde de bilimin bulguları da o kadar ayrıntılı teknik değil. Dolayısıyla çok da fazla öyle popüler yayın, teknik yayın, işte bilimsel dergi falan öyle şeyler yok. İlk başlarda öyle. Yani Kepler mesela aslında o bir edebiyat, bir bilim kurgu, ilk bilim kurgu hikayesi, ay rüyası, böyle ayda geçen, aya gidilen falan bir hikaye yazıyor. Galileo yazdıklarını, içerikleri bunların tamamen bilimle ilgili ve bayağı bilimsel kavramlarla, bilimsel yöntemin anlatılmasıyla ilgili oldukça yoğun kitaplar. Ama kitapların kurgusu edebi bir kurgu, bir diyalog, işte sanal bir takım kişiler o fikri veyahut onun tersi olan bir fikri tartışıyorlar, kanıt getiriyorlar. Üslup bu. Yani şimdi böyle bir şey yok. Şimdi bilimsel dergiye yazı yazmak veya bir ders kitabı yazmak başka bir şeydir. Popüler bilimde aynı konuyu anlatmak bambaşka bir şeydir. Ama eski çağlarda da, modern bilimin ilk birkaç yüzyılında da bu popüler veya teknik ayrımı o kadar yoktu. Ama 18. yüzyıldan itibaren daha geniş, en azından orta sınıf halk kitlelerine hitap eden yayınlar artıyor. Ve bu yayınlar da bir güzellikle başlıyor. Yani işte popüler bilimin hani hem yazanı hem okuyanı heyecanlandıracak, bilimin merak uyandıran güzel taraflarını halka aktaracak bir dil gelişiyor. Şimdi bu mesela Laplace'ın çok meşhur bir, işte o zaman genel okur yazar nüfus için yazılmış Exposition du Système du Monde adında bir kitabın ilk cümleleri. Açık bir gecede tüm ufku görebileceğiniz bir yerde göklerin gösterisini seyrederseniz gökyüzünün her an değiştiğini göreceksiniz. Yıldızlar doğar, yıldızlar batar. Kimileri doğudan sökün ederlerken, kimileri batıda gözden kaybolurlar.
kutup yıldızı ve büyük ayı gibi kimileri de bizim iklimimizde ufka hiç değmezler. Şimdi buradaki bilim tabii çok eski bilim. Demin çocuklara gösteririz dediğimiz, yani tarih öncesi insanların da yaptığı bilimdi. Ama bunu 18. yüzyılın önde gelen bir matematikçisi yazıyor. Ve bakın nasıl bir güzellik duygusu ve merakla, heyecanla yazıyor. Tabii kitabın arkasında daha karışık, işte o zaman Newton mekaniğiyle falan ilgili konular gelecek. İzleyicilerimizden de onunla ilgili bir soru var aslında hocam. Daha anlaşılır bir şekilde halka nasıl anlatabiliriz bilim şeklinde? Şimdi deminki mesela anlaşılır bir şeydi. Çok anlaşılır bir şeydi. Evet. Popüler bilimin iyisi böyle bir şey. Bir sohbet yani. Ama bir şartı var. Kafadan üfürülmeyen bir sohbet. Ve iyi popüler bilim sadece o işin nasıl meraklı, ne kadar güzel, anlaşılabilir olduğunu değil, nasıl öğrenilmiş olduğunu, kanıtın ne olduğunu, bunun nasıl sınanmış olduğunu, bunları anlatmak lazım. Yoksa şöyle bir bilim kitabı, mesela işte Einstein 1905 yılında özel relativite teorisini icat etti. Buna göre şöyleydi de şöyleydi de böyleydi. Şimdi bu anlaşılır bir şey değil. Buradan akılda kalan, ha Einstein'in bulduğu şeyin adı görelilik teorisi. Bu neymiş? Nereden biliyoruz doğru olduğunu? Bu yok. Onu anlatmak ama mümkün. Zor değil. Einstein'in kendisi de çok güzel bir şekilde yapmış. Şimdi dönersek biraz hızlanabilirim aslında. Vaktim ne kadar var? Hocam vaktimiz kısıtlı değil. Devam edebiliriz. Peki. Şimdi bir başka örnek. Buffon. Bu da bir daha çok o zamanlar doğa tarihi denen biyoloji, jeoloji, tabiat gözlemiyle ilgilenen Fransız bilim insanı. 18. yüzyıl. Histoire naturelle. Bu böyle bir ansiklopedi anlaşılan. Yani 44 cilt ve çok satıyor. O zamana göre çok satıyor. O zaman okur yazarları bundan alıyorlar anlaşılan. Böyle fasikül fasikül 44 tane. O zaman insanları bir de şey yapıyorlar. Halka yönelik Paris'te veya Londra'da büyük bir parkta gösteri yapıyorlar. Mesela balon uçuruyorlar. Sıcak havayla şişirilen balonların uçması, o zaman da yeni teknoloji harikaları. İşte Buffon'un yaptığı bir şey. Ta ilk çağlardan gelen bir hikaye var. İşte Arşimet Roma donanmasını püskürtmek için aynalarla güneş ışıklarını optik bildiği için odaklıyor. Gemileri tutuşturuyor, donanmayı yakıyor falan. Bunu gösteriyor. Bir dizi ayna diziyorlar parka. Ahaliyi topluyorlar. Şuraya durmayın diyorlar. Herhalde orası biraz tehlikeli. Oraya işte bir şey koyup yakıyorlar. Güneş ışığını toplayarak. Şimdi 19. yüzyılda sanayi devrimi oluyor. Sanayi devrimi toplumu büyük şekilde değiştiriyor. Yani köylüler şehre göç ediyorlar, gönderiliyorlar. Arazi, şehirde bir işçi sınıfı oluşuyor, şehirleşme oluyor, fabrikalar oluyor, yeni üretim işaretatçılar oluyor. Bir yandan da bu şehirleşmeyle birlikte iyi kötü bir okullaşma başlıyor. Kamu sağlığı meseleleri başlıyor. Salgın hastalıklar çıkıyor ve insanlar kırılıyorlar. 19. yüzyılda. Öte yandan bu bilimsel yöntemin getirdiği bir iyimserlik, insanlar artık her şeyi anlayacaklar gibi, bilim tabii giderek her şeyi öğreniyoruz ama öyle 18. yılda bildiğimiz şeylerin çoğunun doğru olduklarını ama yeterli olmadıklarını 19. yüzyıl, 20. yüzyıl hala da öğrenip duruyoruz. Değil mi? Ama bu aydınlanmanın bir pozitif yönü, insanlarda bir kere bundan teknoloji yapabiliyoruz. Öte yandan bir sürü şey öğrenebiliyoruz. İşte toplumun mevcut yapılarında, geleneklerinde bir takım genel kabul gelen şeyleri insanlar sorgulamaya başlıyor. Aydınlanmanın büyük bir etkisi oluyor. Şehirleşmenin, okullaşmanın etkisi oluyor ve bugünkü konumuzla da ilgili koronavirüsle kamu sağlığı meselesi ortaya çıkıyor. Çünkü gerçi mikropların
mikropların varlığı mikroskobun bulunmasından beri, o yüzden beri biliniyor. Ama bunlarla hastalık arasında bir ilişki olduğunu da bilim insanları söylüyorlar. Fakat Pasteur'e kadar çok net gösterilmiş değil. Kamu sağlığı konusunda çok büyük yanlışlar yapıyorlar. Yani hijyen yok. Mesela doğumda anne ve çocuk ölümleri bütün dünyada. Ama o zaman görece gelişmiş sanayi ülkelerinde, İngiltere'de, Fransa'da falan. Büyük bir problem. Nihayet bir gözlemci, doktor çıkıyor. Çok sistematik bir deney yapmaya gerek yok. Ama dikkatli gözlem ve sağduyu lazım. Bu da bilim işte. Adam bakıyor, el yıkamayı deniyor. Ameliyatlardan, doğumlardan önce herkes ellerini savunmasın. Çocuk ölümleri ve anne ölümleri düşüyor. Londra'da bir salgın, bir semtte. Yine bir doktor veya başka bir bilim adamı, kim hatırlamıyorum şimdi. O semtte bir tane çeşme var, herkes oradan su alıyor. Çeşmenin suyunu kullanmalarını engelliyor. Çünkü bu insanlar arasındaki ortak özellik ne? İşte sularını bu çeşmeden alıyorlar. Salgın düşüyor. Evet, hatta hocam o çeşmenin de kaynak olduğunu ön bir araştırmayla fark ediyor. İnsanların ortak noktası nedir? İşte hasta olanları harita üzerinde işaretleyip, o hikayeyi ben de hatırlıyorum ama ben de tam kimde onu hatırlayamadım. Harita üzerinde işaretleyip en çok yoğunlaşmanın çeşme bölgesinde olduğunu görüp ona karar verip, evet. Sizin dediğiniz gibi. Yani bu işte tam sağduyu ve bilimsel yöntem, onun biraz daha sofistike şekli. Yani orayı işaret edeceksin, takip edeceksin işte. Sebebi tek mi, başka sebep var mı? Bunlar başka bir ortak noktaları daha var mı? Bütün bunları araştırmak lazım. Faraday çok önemli bir figür. 19. yüzyılın fizikçisi. Yeni bir figür. Çünkü bu bir çok fakir bir aileden geliyor. Ciltçi çırağı olarak yetişiyor ama akıllı bir olan. Ciltçi olması da bir avantaj tabii. Çünkü kitap geliyor oraya ve kitap okuyan insanlar geliyor. Bunun farkına varıyorlar çocuğun. Buna bilet veriyorlar, hediye ediyorlar. Çünkü bir miktar herhalde çok pahalı değil ama bu çocuk alamazdı. Parayla bilet alınıp gidilen konferanslar var. İngiltere'nin o zamanki önde gelen bilim insanları işte fizik, kimya anlatıyorlar. Bu Faraday kendini öyle yetiştirmiş. Ondan sonra matematik bilmediği için yaptığı deneylerde bulduğu elektrik ve mıknatıs alanıyla ilgili olguları resim çizerek anlatıyor ve bilime bir çeşit yeni dil ekliyor. Çünkü alan çizgilerini çizerek deneylerini ifade ediyor. Arkasından bu alan kavramının çıkmasına bu görsel anlatım yardımcı oluyor. Ve arkasından gelen Maxwell, Faraday, Amper ve diğerlerine kendi deneylerine katarak biliyorsunuz elektrik ve mıknatıs olaylarının birbirine ilgili olduklarını, ikisinin aynı bir bütünün, bir elektromanyetik alanın parçaları olduğunu ve bu etkilerin dalga halinde yürüdüğünü, bunun da ışık olduğunu gösteriyor. Şimdi Faraday bu yolda katkı yapan en büyük bilim insanlarından bir tanesi. 19. yüzyılda şimdi görüyorsunuz bilim kurumlaşmaya başlamış. Böyle halk konferansları var, bilimsel dernekler var. İngiltere'nin akademisi olan Royal Society çoktan kurulmuş. Ama artık daha alt sınıflardan halk da şu veya bu şekilde eğitime erişmekte kalmıyor. Bilim yapmaya başlıyor. Ondan sonra giderek bilim günlük çizgiden uzaklaşıyor. Şimdi aslına bakarsanız mesela elektromanyetik dalgalar da günlük çizgiden çok uzak bir şey. Işığın aslında mıknatıs ve elektrik alanlarından oluştuğu fikri. Ama onu deneyler gösteriyor. Bu bilimin evet tamam sağduyudan oluşuyor, kanıt arıyor ama bunun yapıldığı yer günlük sezgiden çok uzak. Astronomi bunun tabii bir diğer örneği, yani teleskoplar büyüdükçe daha uzaklara, daha uzaklara gidiyoruz. Bir yandan bambaşka olaylar görüyoruz ama bir yandan da astronomi günlük alanımızın çok dışına bizi götürse de bir başka şey öğreniyoruz. Evrenin ulaşabildiğimiz en uzak yerlerinde geçerli olan fizik yasaları
dünyada laboratuvarda gördüğümüz yasalarla aynı. Ama bu yasaları da bir de derinliği var. Yani küçük yerlere, küçük ölçeklere indiğimiz zaman ulaşamadığımız yer atom boyutlarında, kuantum mekaniği. Orada da günlük sezgimizde hiç olmayan bir şey var. Bütün nesneler, parçacık bildiğimiz nesneler aslında hem parçacık hem dalga. Ve cisimlerin dalga olduğunu anlamazsanız, atomların niye bütün atomlar hepsi birkaç angstrom büyüklüğünde, maddenin yoğunluğu, katıların yoğunluğu niye hep böyle santimetre küpte birkaç gram? Bu atomların büyüklüğünden geliyor. Atomlar niye hep aynı büyüklükte? Çünkü oraya bir dalga koyuyorsunuz. Elektron bir dalga. Nasıl bir müzik aletinde çaldığınız notanın dalga boyu neyse, müzik aletinin dalga boyu da onunla çakışır. Onun için de bu elektron dalgalarının sığması atomların boyutunu mu belirliyor? Yani elektronlar aynı zamanda dalga olmasa, maddenin yapısını, illa atomlar düzeni inmeye gerek yok. Katıların yoğunluğu niye her santimetre küpü 3-5 gram hangi madde olursa olsun? Bunu anlamanın yolu yok. Çünkü elektronlar dalga. Yani benim günlük hayatımda herhangi bir kütleli nesnenin dalga olduğunu farkında mıyım? Hiç aklımın almayacağı bir şey. Vesaire. Şimdi onun için modern bilimin gitgide ufku açıldıkça karşılaştığı sonuçlar günlük algımızla sezilebilir şeyler olmamasa bile tabii ki popüler olarak anlatılabilir bir şey. Çünkü yani dalga, evet çok acayip bir kütleli bir nesnenin dalga olması ama dalganın ne yaptığını biliyoruz. Bir dalga, ışık dalgası gönderirsen, burada iki tane delik varsa ikisinden birden geçer. Elektron da öyle yapıyor. Bunu biliyoruz. Ama elektronu kendim gibi bir böyle kütleli bir şey sanıyorum. Yani öyle zaten aynı zamanda kütleli bir nesne. O zaman iki delikten nasıl geçer diye benim aklım almıyor. Ama bu dalgadır, dalgalar da geçer dediğim zaman bunu günlük hayatımda yine aklım almaz. Yani benim bir dalga boyum yok. Yani var da göremeyeceğim kadar ufak, değil mi? Ama anlatabilirim bunu. Çünkü o zaman matematik giriyor hocam işin içine ancak. Hayır ama daha şu da giriyor. Matematik kullanmadan anlatabilirim. Popüler bilmiyor nasıl anlatır veya dersine. Yani bir havuza dokunun, bir kalemle dokunun suya. Buradan dalgalar yayılıyor. İki tane kalemle dokunayım. Halka halka iki noktadan yayılıyor. Arada bunlar üst üste kafes gibi geliyor. Girişim yapıyorlar. Çok aşina bir şey. Bunu herkes anlar. Ha, elektronlar dalgadır. Dalga olduğunu gösteren bir deney var. Onu da ayrıca anlatabilirim. Dalga gibi olduğunu. Ama o zaman elektronlar da iki delikten geçen elektronlar bir noktada hiç bulunmayabilir. Dalgalar karanlık girişim yaptıkları için yani üst üste geliyorlar. Burada birbirini öldürüyorlar. Burada da birbirini destekliyorlar. Elektron dalga dediğiniz zaman havuzdaki halkaların yayılması gibi herkesin bildiği bir şeyle aynısını yapıyorlar. Ama onların dalga boyunu ben görmüyorum. Bunu matematik kullanmadan bile anlatabilirim. Bir dalga boyu var. İki tane dalga, iki delikten birden çıkabilir. Su iki yerden birden yayılabilir. Üst üste gelirse şöyle olur. Negatif pozitif birbirini götürürse iki dalga söner. Falan filan. Yani bir yandan çok acayip yerlere, günlük sezgimizden çok uzak yerlere bilim gidiyor. Bir yandan da bir tarafıyla günlük hayatta farkında olmasak bile onun özelliklerini çoğu zaman, her zaman değilse de kavramak, fazla matematik bile kullanmadan anlatmak mümkün. Ama matematiğin kendisinde de acayip şeyler oluyor. Mesela Gödel teoremi, işte aritmetikte öyle laflar edebilirsiniz ki, öyle önermeler koyabilirsiniz ki, bunun kendisini de ispat etmek mümkün, tersini de ispat etmek mümkün. Yani karar veremiyorsunuz. Şimdi bu tür sonuçlar hem günlük sezgiden çok uzak, hem de yani dünya ya şöyledir ya öyledir. Bir elektron ya buradadır ya şuradadır. İki yerde birden değildir. Bunlar hep günlük algımızdan giden şeyler. Bu yeni sonuçları günlük olaylarla karşılaştırırsanız sezgiye oturtmak kolay değil. Buradan şöyle bir yanılgıya düşüyor
bilim uzmanı olmayan insanlar. Hatta başka disiplinlerdeki bilim veya sosyal bilim akademisyenleri. Ya mesela kuantum mekaniğinde belirsizlik ilkesi var. O zaman bu çok belirsiz bir şey sanıyorlar. Bu fizikçilerle birlikte de bilmiyor. Halbuki bu biraz şanssız bir laf seçimi olmuş. Belirsizlik ilkesi kendisi gayet belirli bir önerme. Ama bu önerme istatistiki bir şey söylüyor. Çünkü tabiat orada bir istatistiki şekilde davranıyor. Ha, ben bunu günlük hayatımda görmüyorum. Çünkü günlük hayatımda bir taşın, bir topun veya kendimin dalga olduğunun farkında olamam. Ama öyle. Biraz ben şöyle şu benzetmeyi yapıyorum. Şimdi insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmeleri çok uzun sürmüş. Bunun önündeki anlayış engelinin bir tanesi şu. Yani günlük hayatımızda bir şey bir şeyin üzerinde durmak zorunda. Bırakırsam düşer. Üzerine duracak bir şey bulunmazsa düşer. Yere düştüğü zaman da yer işte sert onu tutuyor. Şimdi algı ne? Çok yerleşik bir algı. Her şey düşmemek için başka bir şeyin üzerinde olmalı. Onun için insanlar bir gök cismi boşlukta hareket ediyor. Bir şeyin üzerinde değil. Bunu tahayyül etmeleri çok uzun bir zaman almış. Ta ilk çağlardan beri bütün kültürlerde bir takım akıllı insanlar, yani dünyanın yüzeyinde her şey bir şeyin üzerinde duruyor ama bunun illaki böyle olması lazım değil, anlamışlar. Dünya pekala bir top olabilir, işte yani yuvarlak olabilir, dönebilir, boşlukta hareket ediyor. Ama insanların büyük bir çoğunluğu, biliyorsunuz hala da bir küçük bir azınlığı var işte. Hala daha evet. Dünya düz falan diye. O olabilir. Yani ondan kaçış yok. Her zaman öyle insanlar olacak ama. Büyük bir çoğunluğu uzun bir zaman dünyanın boşlukta olduğunu, yuvarlak olduğundan falan daha zor bir kabul. Boşlukta bir şeyin durduğunu tahayyül edemiyorlar, hayal edemiyorlar. Şimdi aynı şekilde bir elektron dalga olduğu için iki delikten birden geçer. Neden olmasın? Demek ki böyleymiş. Deney böyle olduğunu gösteriyor. Ama ben günlük hayatımda bundan haberdar değilim. Bir dakika görüntüyü benden alırsanız ben pencereyi kapatayım. Ses geliyor. Peki hocam. Evet. Şimdi başka soru var mı? Bu minvalde deney gözlemden bahsettik. İnsanlara deney gözlemi, deney ve gözlem alışkanlığını nasıl kazandırırız? Hani tamam, düşününce temel seviyede aklını kullanan insan deney ve gözlemle kendi gözüyle gördüğüne inanmaya zaten meyilli ama başkasının söylediği, başkasının anlattığına inanmak da kolayına geliyor. Bunu nasıl alışkanlık haline getiririz deney ve gözlemi diye bir soru var. Çok güzel bir soru. Bu işte popüler bilim meselesinin bir şekilde temelindeki sorunlardan biri. Şimdi insanlar kendi meslekleri, kendi günlük hayatları dışında her şeyi kendileri denemeleri, gözlemeleri mümkün değil. İyi bir fen eğitimi görmüşlerse yahut da işleri basit şekilde anlatacak bir ilkokul öğretmenleri olmuşsa mesela ne demek olduğunu gözlemi yahut da bir astronomi etkinliğine gitmişlerse işte gökyüzünü tanımayı biraz öğrenmişlerse falan bunu bilirler ama bunun iyi bilginin sonunda gözlemden, deneyden geldiğini öğrenmeleri, bunun da nihayet bir kanıt getirme olduğunu ve herkesin aynı şeyi gördüğünü, yani bunun bir kişinin iddiasıyla, dayatmasıyla olmadığını anlamaları bu oldukça kolay bir şey. Onun dışında her bilimle ilgili konuyu tabii ki insanların kendi gözlemleriyle, deneyleriyle
kendi başlarına öğrenmeleri hiç olacak şey değil, söz konusu değil. Burada önemli soru kamuoyu açısından, peki kime inanacağım? Popüler bilim anlatan bilim insanlarının da buna dikkat etmeleri lazım. Şimdi mesela yine şu koronavirüs örneğinden çıkayım. Herkes bu konuya çok ilgili ve televizyon kanallarında sürekli birçok saygın uzman çıkıyor. Bunların bazıları gerçekten çok iyi bir iş yapıyorlar. Yani isim vermeyeceğim ama işte son bilgiler şöyle şöyledir. Şunu biliyoruz, bunu bilmiyoruz. Bunda daha deney yapılıyor. Bu deney şu kadar zamanda çıkar. Bu şekilde konuşuyorlar. Bu önemli. Bazıları da benim görüşüme göre şöyledir diyor. Yahut işte Amerika'da bir yerde okudum. Böyleymiş diyor. Bu miş çok kötü bir ifade tarzı. Şimdi kamuoyunun buradan biraz dikkatli bir izleyicinin alacağı ders, anlattığı şeyin, söylediği lafın imkan ölçüsünde kanıtını ve sınırını, ne kadarını biliyoruz, ne kadarını bilmiyoruz, bunu bilmiyoruz diyebilen, şurasını bilmiyoruz ama burasını da şu zaman öğrenebiliriz. O şekilde konuşan insanlara itibar etmeleri lazım. Şimdi bunu bilim insanlarının da sürekli söylemeleri lazım. Mesela bilim insanlarının da bazen yaptıkları şöyle bir hata var. Kamuoyuna anlatırken neye inanacakları konusunda diyorlar ki filan hoca veya kendisi, ben diyor işte çok yurt dışı yayınım var. Bilmem ne indeksim şu kadar. Şimdi o zaman insanlara yanlış bir izlenim veriyor. Yani nasıl ilk seviyede ünvanı profesör olan yahut işte çok yönetim düzeyinde sorumlulukları, görevleri olan bir kişinin söylediği illaki doçent olan ve hiçbir ünvanı olmayan bir adamınkinden veya kadınınkinden daha doğru değildir. Ünvanlarla olmuyor bu iş. Aynı şekilde o kişinin bilimsel dergilerin hangisinde ne kadar yayını olduğuyla da olmuyor. Yeterli bir kanıt değil. İyi bir bilim adamıysa tabii ki çok yayını vardır falan filan ama şu anda söylediği şeyle ilgili nasıl bir mantık yürütüp kanıt yürütüyor? Konu o. Onun dışında İşte filan dergi daha bilmem ne indeksi yüksek bir dergidir. Ben orada yazıyorum. Onun için siz bana inanın. Bu hem kafa karıştırıyor hem de insanlar zaten neden bahsettiğinizi de bilmiyorlar. Bir şey ifade etmiyor. Ayrıca da bir şey ifade etmiyor. Bu gerçek bir kanıt değil. Bu mantıkta ad hominem denen, yani kişiye göre mantık değerlendirmesi yapmanın, ki bir mantık hatasıdır. Bunun bir örneği, yani bir kişi doğru bir şey söylüyor olabilir ama siz dersiniz ki ya o adam hırsız, onun için söylediği şeyi ben dinlemeyeceğim dersiniz. Bu bir mantıksızlık. Tersi de doğru. O adam çok meşhur bir profesör. Bu sadece yeterli dediği şeyi ben anlayacağım. Dolayısıyla hocam, buyurun. Bilim Akademisi çatısı altında kurulan bir bilim platformu var, Sarkaç. Dilerseniz biraz da ondan da bahsedelim. Onu hatırlattığın için çok teşekkürler. Çünkü onu özellikle ben söylemek istiyordum. Şimdi Sarkaç'a tam bunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz bu tür yayınları izlemek de meraklı kamuoyuna bir fikir verir. Şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz Sarkaç'ta. Orada yazılan bütün yazılar iki elekten, iki filtreden geçiyor. Birincisi, yazan o konuda kendisi çalışan uzman birisi olacak. Yazı kuru iddia olmayacak. Kanıt getirerek yazılmış, örnek vererek yazılmış olacak. Bu birinci filtre. İkincisi de, bu tür yazılar bazen çok uzmanca güzel yazılar geliyor oraya. Fakat halkın anlayacağı şekilde yazılmış olmuyor. Fazla teknik oluyor. Orada bir editör süzgecinden çok emek veriliyor ona. Yazarların da tabii onayı alınarak. Doğruluğundan ödün vermeden basit dile aktarılıyor. Görsellerle besleniyor. İşte video konuyor, podcast konuyor falan falan. Bu iki süzgeçten geçtiği için. Sarkaç'ı çok tavsiye ederim. Sarkaç.org'a girerse izleyiciler
veya onu sosyal medyadan arayıp buluyorlar, takip edebilirsiniz. Veya girersiniz, her gün girmekle uğraşmazsınız. Orada haftalık bültenler, o hafta yayınlanan her şey size geliyor e-mail'de. Oraya bir isminizi, adresinizi yazıyorsunuz, bitiyor. Onu tavsiye ederim. Ama genel olarak neye inanayım? Çok haklı bir soru. İnsanların unvan, yayın sayısı vesaire gibi iddialarına itibar etmeyin bence. Bir de çok inanılır görülüyor ama anlattığı şeyler için bir kanıt, bir deney, bir gözlem ve bir sınır. Bu yanlış da olabilir mi? Neden olabilir? Ne zaman doğrusu çıkacak falan. Bu tür işlere girmiyorsa gözü kapalı söylenen şeyleri kabul etmemeli. Evet. Hocam aslında bir de şöyle bir soru var. Bilim, şöyle yönlendireyim size. Sosyal sosyoekonomik şartlar bilimsel konulara olan ilgiyi etkiler mi? Yani en temel olarak demiş ki, aç insan araştırma yapmaz, merak etmez diyebilir miyiz? Tabii. Sosyoekonomik şartlar bunun için etkili mi? Tabii diyebiliriz. Onun için bir toplumun daha aydınlanmış, daha eğitimli olması çok önemli. O eğitimin de toplumun bütün sınıflarına, bütün kesimlerine ulaşabilmesi çok önemli. Türkiye'de Cumhuriyet'in önemli atılımlarından bir tanesi buydu. Eğitimin hem bilim temelli olması, hem de toplumun her kesimine, ülkenin her yanına ulaşabilmesi. Tabii ki bu çok önemli. Ama bunun tam sağlamadığı durumda bile aslında olabildiğince insanların kendilerini yetiştirmeleri imkanı var. Buradan zaten hiçbir toplumda, en gelişmiş toplumda bile herkes bilim insanı olmak istemez. Herkesin bilim insanı olması da tuhaf bir durum. Gerekmez de, gerekli değil. Yani zorla herkes bilim insanı falan. Ama herkesin meraklı olması, bir de herkesin kendi menfaatine, toplumun da menfaatine, neye inanacağına dikkat etmesi. Bu biraz nasıl demeli, yani okumamış ama bir akıl, irfan sahibi insan tipi vardır. Orada bile var. Orada da var tabii ki. Yani halk şiirlerini okuyun. İyilerini. İnsanların nelere inanılacağı konusunda gayet iyi gözlemleri var. Evet. Hocam devam edecek olursak peki, bilim sadece batıya mı özgü? Belli ki değil. şimdi yani çok temelle inersem, biliyoruz ki dünyanın her tarafındaki insan topluluklarında genetik yapı, o toplumdaki insanların fizik ve zeka kapasiteleriyle ilgili genler büyük 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 ölçüde aynı. Çünkü insanlar son derece karışmışlar birbirleriyle. İnsanlar arasında maddi eşitsizlikler gibi eğitim eşitsizlikleri, bilgi düzeyi eşitsizlikleri vesaire de toplumsal şartlarla belirleniyor. Bunlar genetik bağlayıcı veriler değil. Kültürel koşullandırılmalarla belirleniyor. Yani mesela insanlığın yarısı olan kadınlar birçok kültürde yakın zamanlara kadar, bazılarında hala eğitime ulaşmaktan mahrum bırakılıyordu. Veyahut ulaşabilirsin ama şartlı. Sen şunları yapabilirsin, bunları yapamazsın. Şuraya gidebilirsin, buraya gidemezsin. Değil mi? Bu toplumun %50'si. Aynı şekilde tabii ki deminki soruyla bağlantılı, yani fakir ailelerden, alt sınıflardan gelen çocuklar. Mesela Türkiye'de olana bakın. Cumhuriyet'in ilk yıllarında elden geldiği kadar maddi durumu iyi olmayan ailelerinin kızlarının ve oğullarının parasız yatılı devlet okullarında okuyup meslek sahibi olmaları imkanı vardı.
Bu okulların sayısı gitgide azaltılınca ne oldu? Fakir ailelerden gelen çocukların, tercihen erkek çocukların sadece, ancak bir takım cemaatlerin okulları yoluyla meslek sahibi olmalarının imkanı kaldı. Bunun da sonuçlarının ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Şimdi Batı'ya özgü meselesine gelelim. Bütün kültürlerde insanların potansiyeli, bir toplumun insan potansiyeli, doğan çocukların neler yapabilecekleri aynı. O toplum bir takım geleneklerle, politikalarla, sosyal politikalarla, eğitim politikalarıyla vesaire bu potansiyelini, insan gücü ve insan aklı potansiyelini ne kadar iyi kullanacağını, burada sadece bilimden söz etmiyorum tabii, eğitimden söz ediyorum. Ne kadar iyi kullanacağını, ne kadar kötü kullanacağını belirliyor. Akıl tabii ki insana özgü bir şey, Batı'ya özgü bir şey değil. Batı'nın marifeti çok karmaşık, tam olarak neler olduğu tartışma konusu olan bir takım tarihi konjonktürlerle bu bilimsel yöntem dediğimiz şeyi sistematik hale getirmiş olması. Ha, ama ondan sonra aynı yöntemi alıp başka toplumlar kullanıyorlar mı? Kullanabiliyorlar tabii ki. Herkese açık. Peki bilimsel yöntem olarak kristalize olmadan önce dünya işlerini anlamak için akla öncelik vermek başka kültürlerde de öne çıkmış mı? Çıkmış. İslam medeniyetinin parlak olduğu zamanda çıkmış. Çin'in belli zamanlarında çıkmış. Ama bu diğer kültürlerde iyice öne çıkıp hakim bir kültür unsuru haline gelmeden, bir yöntem haline gelmeden sönmüş. Onun da neden olduğu bir tarihi tartışma konusu. Ama sonuç olarak en son dönemde, en sistematik olarak bu bilimsel yöntem denen şey Batı'da çıkmış. Orada çıkmış. O başkaları da yapıyor mu? Madem ki bütün deneyleri aynı şartlarda, aynı insanlar yapacak, aynı şeyi görüyorlar. Aynı donanımla, aynı bilimsel yöntemi. Herkes kullanır. Tabii ki insan aklı genetik olarak hiçbir coğrafyaya veya kültüre özgü bir şey değil. Ama kültürlere ve toplumlara düşen şey, eğer iyi yaşamak istiyorlarsa, o akıl potansiyelini bebeklerinde dünyaya gelen akıl potansiyellerini önünde açmak. Burada da kültürel yapı öne çıkıyor. Yani toplumların neye öncelik verdiği. Adapte oluyorlar. Mesela tabii her zaman söylenen örnekleri Japonya'dır, Güney Kore'dir. Değil mi? Şimdi evet. Çin'dir. Bu ülkeler kendi kültürlerinin bütün elemanlarından vazgeçmiş falan değiller. Evet. Ama kültürlerinin bunu ben milli ve dini değerlerimle yaparım. Her şeyi bu değerlerden çıkartırım. Kim çıkartacak? Onu da bir güvenilen bir otorite çıkartacak. Ona uyarım diyen bir kültürel ön yargı varsa o kültür kendi ayağına sıkmış oluyor. Bindiği dalı kesiyor. Çünkü bilim öyle yapılmaz. Yani bir ön yargıyla, bir otoriteyle yahut da ilhamla çok yüce hisler olabilir, duygular olabilir ama o tür ilhamlarla bilim yapılmaz, bilim akılla yapılır. Evet. Hocam Türkiye'de peki popüler bilimden bahsettik. İzleyenlere böyle önerebileceğiniz popüler bilim kitapları vesaire önerileriniz var mı? İsterseniz konuşmada söylediğim şeylerin çoğunu sağ olasınız açtınız konuştum. Sonuna geleyim ben popüler bilimdeki Türkiye geleneğiyle bitireyim. Tamam hocam. Tabii ki. Onun için şu sunumu uygulayayım. Bunları konuştuk. Bunu da konuştuk. Evet.
Ha, bu hoş bir şey, bunu bir söyleyeyim. Tamam, kalmıştık, evet. Bu benim çok eğlenceli bulduğum bir kitaptır. Bu Alan Sokal ve Jean Brickmont. İki tane fizikçi, meslek olarak teorik fizikçi. Bunlar sosyal bilimler, tabii sosyal bilimler genelinde değil, bazı sosyal bilim çevrelerinde moda olan bir takım akımları, bu akımlarda hem doğa bilimlerine öykünme var, hem de bunu anlamamış olmaktan kaynaklanan bir ortalığı bulandırma var. Ve buradan da yani işte bilim insanlarının vardıkları sonuçlar aslında bilim adamları arasında bir takım modalara tabidir. Yani bunların bir gerçek temeli yoktur. Öyle de desen olur, böyle de desen olur falan gibi saçma bir noktaya varıyorlar. O kitabın çok tavsiye ederim. Türkçe çevirisi de çok güzel. İletişim Yayınları 2002 yeni baskısı var mı? Galiba şeyde var. Yeni baskısı Alfa Yayınları'nda çıktı. Onu buraya koymayı unutmuşum. Girişinde de bir sosyologdan çok güzel bir alıntı yapıyorlar. Toplumda otorite, hayranlık ve korku uyandırdıkça ortaya çıkan dayanıksızlık ve bulanıklık tutucu eğilimleri artırır. Çünkü açık seçik, mantıksal düşünüş bilgi birikimine yol açar. Doğa bilimlerinin gelişimi buna en iyi örnektir. Ve ilerleyen bilgi er geç geleneksel düzeni yıpratır. Oysa bulanık düşünce kimseyi bir yere götürmez. Dünyayı hiç etkilemeksizin sürekli hoşgörü verir. Doğru. Bundan da bahsettim. Belirsizlik ilkesi böyle şanssız bir adı var ama pekala anlatılabilir bir şey. Hı-hı. Türkiye'de popüler bir. Şimdi bu rastgele bir liste. Ben oturup bir biyografi araştırması yapmadım. Ama benim kendi çocukluğumdan hatırladığım, mesela annem babam öğretmen oldukları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1940'larda Hasan Ali Yücel zamanında çıkan çevirileri vardı. Daha çok edebiyat çevirileri, Batı ve Doğu edebiyatından. Ama bir de onun içerisinde bilim kitapları. Yani James Jeans gibi, Poincaré gibi, işte 20. yüzyıl başındaki önemli bilim insanlarının halk için veya aydınlar için yazdıkları ama bilim insanı olmayan aydınlar için yazdıkları kitaplar. Bunların Türk çevirileri vardı. Sonra 50 ve 60'larda benim okuduğum çocuk kitapları, çocuk dergileri. Bunlardan birkaçı bilimle ilgili olan. Mesela Nils Holgersson'un İsveç gezisi keşke Türkçe'de tekrar yayınlansa. Bu Selma Lagerlöf adında bir İsveçli meşhur kadın yazar. Sanıyorum 20. yüzyılın başlarında falan ya da 19. yüzyılın sonunda. Kendi ülkesinin coğrafyasını çocuklara anlatmak için bir kitap yazmış. Kitapta bir çocuk, bir büyü hikayesi falan var. Çocuk parmak çocuk oluyor. Parmak çocuk oluyor. Evinde beslediği bir kaz var. Kaz tabii artık bundan büyük hale geliyor. Kazın sırtına biniyor. O sırada da oradan geçen bir yaban kazları sürüsünün peşine, küçük Nils bu çocuğun adı, işte sürüye takılıyor bunlar. Yaban kazları böyle V şeklinde uçarlar ya, göçmen kuşlar. Onun sonunda bu evcil kaz, sırtında da küçük olan cüce olmuş. Gidiyorlar ve mevsim boyunca, bir yıl boyunca işte İsveç'in yaz oluyor, kuzeyine gidiyorlar ve kışın dönüyorlar. Ve kitap, bunun dışında bir sihir pek yok kitapta. Ama bütün ülkenin coğrafyasını, bitki örtüsünü, tabiatını, çevresini, ormanlarını, hayvanlarını, göllerini, balıklarını, aklınıza ne gelirse yıkılmış eski tarihi şehirlerini falan anlatarak coğrafya dersi veriyor. Bu bence muhteşem bir çocuklar için popüler bilim kitabı. Rastgele bir seçim. Sonra Varlık Yayınları çok önemli bir yayın eviydi benim çocukluğumda, işte ortaokul, lise yaşlarıma kadar. Çok onlar da Türkçe ve çeviri edebiyat esas yayınlarlardı ama arada mesela benim evimde hala var Karıncaların Dünyası diye herhalde İngilizceden çevrilmiş bir küçük kitap. Karıncalar anlatıyor. Yani sahiden işte popüler biyolojik kitap.
Sonra Doğan kardeş vardı. O bir dergisi çıkardı. İşte bir çocuk haftası vardı. Doğan kardeş vardı. Benim çocukluğumdaki ilkokul çocuklarının okul kütüphanelerine falan gelen dergiler bunlar. Onların kitaplarından hep böyle masal işte roman falan öyle kitaplar bulmuş çocuklar. Bir tane Tabiat Ana Anlatıyor diye bir kitap. O da Almancadan çevrilmiş. Şimdi çeviren enteresan. Çeviren Beyhan Eczacıbaşı. Yani bu meşhur Eczacıbaşı iş adamları ailesinin. Yani Necdet Eczacıbaşı'nın eşi. Bu Kültür Sanat Vakfı'nı falan kuran. Şimdi bakın devlet kitaplarında vardı bu. Bu diğer anlattığım kitaplar Ne Sor Gelson İsveç Gezisi Milli Eğitim Bakanlığı yayını oldu çocuklar için. Varlık en büyük özel yayın eviydi. Doğan kardeş o zamanlar Yapı Kredi Bankası'nın desteğiyle çıkardı. Yani özel sektörde o zamanki yayın dünyası da çocuklar için popüler bilim kitapları yayınlardı. Bu hiç eksik olmadı Türkiye'de. Çünkü hem çocukların hem büyüklerin popüler bilime ilgileri Türkiye'de her zaman var. Bu toplumda bir bilim ilgisi, bilim açlığı var. Maalesef onun yanında bir de şey de vardır genelde kamuoyunda. Yani bilim Türkiye'de yoktur. Kimse yapmıyordur. İşte NASA bir takım keşifler yapıyor, biz de izliyoruz falan diye. Bunun doğrusu tabii Türkiye'de bilim var. İyi bilim de var. Sizler de biliyorsunuz ama az. Türkiye gibi bir ülkeye daha fazlası olması lazım. Potansiyel. Ama bu ilgi toplumda her zaman vardı. Sonra benim doğrudan tecrübem 1993 yılında ben o zaman TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda idim. TÜBİTAK'ında yine 60'lardan beri süren Bilim ve Teknik Dergisi vardı. O zaman şu kadarcıktı. Şimdi Bilim Teknik şöyle kocaman bir dergi oldu. Uzun zamandır. Bayağı büyük, iyi bir formatta. Ama o derginin Türkiye'de büyük bir okuyucu kitlesi vardı. 90'larda da vardı. Bunun üzerine biz bir popüler bilim kitapları yayıncılığına TÜBİTAK başlasın dedik. TÜBİTAK'ın içindeki yayın dairesi bunun tutmayacağını düşündüler. Biz o zaman ısrarcı olduk. Yani ilk 500 tane basalım falan diyorlardı. Israr ettik, 1000 bastılar. Ondan sonra o kitaplar böyle biner ikişer bin, iki, biliyorsunuz TÜBİTAK popüler bilim kitapları. Sizlerin öğrenciliğinizde evet. Karşınızdaydı onlar. Yani işte yüzlerce kitap oldu. Her bir kitap işte 60 baskı falan filan yaptı. Çok geniş bir spektrumdu. Yaygındı, gerçekten popülerdi. İşte 2004'te ben bu kitabı yazarken bunlar var demişim. 2013'te bu konuşmayı tekrar yaparken heyhat demişim. Çünkü 2013'te TÜBİTAK o zamanki yönetimi bu kitapların yayınını anlaşılmaz veya anlaşılır ama girmeyeyim. Bir şekilde durdurdu. Evet. Çok azı kaldı. Maalesef. 2019'da tekrar yayınlamaya başladılar. Bu arada o kitaplar tabii çok iyi seçilmiş kitaplar ve hazır Türkçe çevirileri de olduğu için birçok yayın evi, işte İş Bankası Kültür Yayınları, Alfa Yayıncılık, başka aklıma gelmiyor. Piyasadaki birçok yayın evi bu kitapları aldılar. Yani popüler bilim kitapları Türkiye'de başka kitapların da katılmasıyla gayet sağlıklı bir şekilde sürüyor. Tabii TÜBİTAK yaptığı zaman bir TÜBİTAK mührünü taşıması insanlara güven veriyordu. Ve çevirileri falan titizlikle yapılıyordu. İki, TÜBİTAK çalışanları da yayın evinde maaş ödediği için kitaplar sübvansiyonluydu. Dolayısıyla fiyatları ucuzdu. O da gençlerin okumasını kolay kılıyordu. Bunları kaybettik. Bu arada neyse, orada ismi geçiyor hocam. Mehmet Emin Özel hocamız da izliyor. Bir yorum da yaptı hatta TÜBİTAK bilim kitaplarından bahsedelim. Şimdi bu TÜBİTAK bilim kitapları çoğunluğu çeviriydi ama Türkiye'de de iyi yazılmış zaten var olan ve yazılabilecek popüler bilim kitaplarını o zamanlar 90'larda bulup yayınlamaya çalıştık. Çok başarılı bir tanesi Astronomi'den geldi. Mehmet Emin Özel de Talat Saygaç hocaların Gökyüzünü Tanıyalım. Sayfa sayfa işte Türkiye endemi için mevsimlere göre gökte ne var ne yok. Bunun bütün hikayesiyle işte mitolojisiyle falan çok çok güzel bir kitaptı. Neyse ki TÜBİTAK bunu devam ettirdi. Ve şimdi o yayınlar birazcık yeniden canlanıyor. Ve bu kitabın hepiniz biliyorsunuzdur yeni baskısı çıktı. Çok güzel bir şekilde. O bir. İkincisi yine çok başarılı bir kitap. Matematiğin Aydınlık Dünyası. Sinan
Sertöz matematikçi, Tülin Sertöz de onun eşi TRT yönetmeniydi. Yani şimdi yeni emekli oldu. Bu arkadaşların önce TRT'de film olarak, belgesel olarak yaptıkları bir şey. Biz onu, o senaryoyu kitaplaştırın dedik ve TÜBİTAK'ta yayınladık. O da çok başarılı. Hala bilmem kaç baskı yaptı. Ve özellikle Anadolu topraklarında yetişmiş. Yani Thales'ten, Apollonius'tan başlayıp işte Mimar Sinan'a kadar matematikçiler ve matematik kullanan dehalar ne yapmışlar? Ve onun dışında tabii dünyada da matematiğin bir tarihi. Son olarak da Hikmet Birand. Hikmet Birand Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nin ilk kuruluş dönemindeki kurucu biyoloji hocalarında ve çok güzel yazan, Türkiye'nin bitki örtüsüne, tabiatına duyarlı bir yazar. Hikmet Birand'ın kitapları da biz 90'larda TÜBİTAK Popüler Bilim Serisi'ni yaptığımızda artık yeni baskıları ortada yoktu. Rahmetli Tosun Terzioğlu, o zamanki TÜBİTAK Başkanı, bunu hatırlattı. Birand'ın ailesi bulundu, kitapların telifleri alındı. Onları TÜBİTAK tekrar kesti ve yayınlamadı ama İş Bankası Kültür Yayınları çıkartıyor o kitapları. Şimdi ben oradan bir pasaj okuyarak bitireceğim konuşmamı. Bu da yine bilimden bahsediyor, tabiattan bahsediyor fakat son derece sade, günlük bir dille, şiirsel bir şekilde anlatıyor. Bu Hikmet Birand'ın Anadolu Manzaraları kitabında. Ankara civarında kırlarda gezer ve oradan Ankara Radyosu'nda sohbet olarak yazarmış gördükleri şeyleri. Diğer kitabının adı da mesela Alıç Ağacı ile Sohbetler. O Ankara Dikmen sırtlarında bir alıç ağacı çünkü o zaman. Dikmen, Bağlık falan bir yer. Kır. Şimdi 42'lileri anlatıyor. Ankara'da yaşayanlar bilir 42'lileri. Yazın Ankara'nın tepeleri boz, dereleri yeşildir. Çünkü dereler kuytudurlar. Yazın sulak, kışın ılık olurlar. Onun için de yamaçları ballık, tabanları ağaçlıktır. Çok güzel. Çok güzel. Dediğiniz gibi sonumun başında Laplace'ındı galiba. Aynı onun gibi hikaye şiir gibi ama bilgi vererek anlattım. Güzelmiş bir kitap. Ben de not alıyorum. Bulabilirim. Baskıları var mı kitapların? İş Bankası Kültür Yayınları. Tamam. Orada kitaplar... bir kültürlemesi de bir seri yapıyor. Yine bilimle ilgili İş Bankası'nda çıkıyor. Bir de tabii Sarkaç var ve Sarkaç'ı tekrar hatırlatayım. Sarkaç'daki yazıların da iki tane seçkisi çıktı. Birincisini biz Bilim Akademisi olarak yayınladık. Tabii o çok fazla dağıtamadık onu. İkincisi 2019'daki yazıların seçkisi. O Doğan Kitap'tan çıktı. Piyasada var. Ve işte bilimin bütün dallarından kısa kısa Sarkaç yazıları. Bu Meraklısına Bilim. Değil mi hocam? Meraklısına Bilim, evet doğru. Tam ben de onu soracaktım. Onunla ilgili bir soru gelmiş. Meraklısına Bilim kitabından biraz söz edebilir misiniz demişler. Tam oraya girecektim. Siz benden önce söylemiş oldunuz. Sağ olsunlar. Orada ben kitabı bilmiyorum açıkçası. Şey yapmadım. Dediğiniz gibi tüm bilim dallarına ait bilgiler var o zaman. Şimdi ekranı alabilirsen ben kameraya göstereyim kitabı. Bir saniye hocam. Sizi büyüteyim ben hatta. Buyurun. Bu Meraklısına Bilim. Şimdi bu ikincisi kitapların. Bunu Sarkaç'ın editörü arkadaşım Defne Üçer Şaylan seçti, hazırladı. Şimdi içindekilere bakarsanız ön söz popüler bilim neden önemli diye. Bunu göremez insanlar. Buradan okuyayım. Kısımları okuyacağım sadece. Bilim tarihi yazıları var burada. Sosyal ve beşeri bilimler var. Mesela bu arada 2019 Nobel Ekonomi Ödülü, deneylerle yoksulluk azaltılabilir mi? Bir başka yazı, Amerikan Başkanlık Rejimi ve Başkanın Azil Süreci.
Merak ve Dil, İbrahim Tatlıses'in Hafızası. Aslında psikoloji yazısı bu. Çok güzel. Onun matematik bölümü var. İşte En Büyük Asal Sayı. Rastgele Sayılar ve Monte Carlo Yöntemi falan. Yapay zeka üzerine bir bölüm var. Çevre ve Dünya üzerine. Çare Yosun, birkaç yazı ismi. Işık kirliliği nedir? Bunu Zeki Aslan hocamız ve oğlu Bülent Aslan yazdılar. Sağlık ve tıp bölümü var. Antibiyotik direncinden neden korkmalıyız? 2019 Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü, hücrelerin oksijen detektörü. Doğa bilimleri kısmı var. Burada tabii 2019 kimya ve fizik Nobel'leri var. Gün dönümü ve gün sekizi üzerine yine astronomi ilgili bir yazı var. Yazar kim hocam onun? Hatırlamıyorum şimdi kim. Tamam, neyse. Bakabilirim ama. Yani bildiğiniz konu. Klasik fiziğin çıkmazları kuantum fiziğiyle nasıl çözüldü? Planck sabiti, o benim yazım. Atom nedir diye bir yazı var yine. Mazi de istikbal de göklerdedir diye Cihan Saçlıoğlu'nun yazdığı bir kozmolojiyle ilgili yazı var. Yani Atatürk'ün istikbal göklerdedir diye fikri var. Gökyüzüne bakarak mazinin de göklerde olduğunu görüyoruz diye. Olay ufku teleskobu ile ilgili bir bilgi var. İşte 2019 fizik ödülü ile ilgili tabii iki ayrı yazı yazmışız. Biri öte gezegenlerle ilgili. Çünkü biliyorsunuz Nobel Fizik iki tarafa gitti. İkisi de evet. Diğeri de James Peebles ve işte ilk kozmik ses. Bir de açık bilim yayıncılığı ile ilgili bir son bölüm var. Açık bilimde yeni ufuklar, açık lisanslar, Creative Commons lisansı. Yani bu yayıncılıkla ilgili. Peki hocam bu kitabın hedef kitlesi, yani en aşağı atıyorum lise öğrencileri. Lise öğrencileri, evet. Meraklı lise öğrencisi. Okulda çok kötü bir öğrenci olabilir. Meraklı olsun, yeter. Yani lise civarındaki bir öğrencinin bilgileriyle evet, anlayabileceği yani, değil. Yani ortaokuldaki meraklı bir çocuk da okur tabii. Tamam, çok güzel. Okuyanlar da öyle zaten, çok gençler takip ediyor. Mehmet Emin hocamız da hocam bir ekleme yapmış. Gökyüzünü Tanıyalım'ın 17. baskısı Haziran'da tekrar çıkıyor demiş. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Onur, gözümüzden kaçan soru var mı? Ben hepsini ona bakıyorum son. Ama. Hani kimseyi dışarıda bırakmayalım evet. diye. Yorumlar var sorudan çok konuştuklarımızla ilgili. TÜBİTAK Bilim Kitapları çok derli toplu bir yayın serisiydi. Aradığını kolayca bulmak için demiş birisi. Evet, soru göremiyorum. Gözümden kaçan varsa da kusura bakmayın. O soruların kaydı varsa var. Soru ve yorumlarını alıp bana gönderebilirseniz memnun olurum. Tabii ki. Tabii tamam, ki ben yaparım hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir yayın oldu. Çok verimli bir yayın oldu. Katılımınız ve verdiğiniz değerler, bilgiler için şimdiden bir kez daha teşekkürler. Ben de ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hocam son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sağlıkla kalın. Evet, bugünlerde söylenemeyecek herhalde. Doktorlukla dolanmayın, maske takın. Onur senin. Teşekkür ederim. Ben de buna ek olarak bilimle kalın diyeyim. Bilim, bilgi, düşünce bunlar özellikle bugünlerde hocamızın da söylediği gibi çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Bunun farkında olmayanlar da farkına varmaya başladı. O yüzden her duyduğunuza inanmayın, birazcık düşünün diyor ve öyle kapatıyorum. Sağ olasınız. Herkese iyi akşamlar. O zaman yayınımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ali hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yayınımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel cümleleriyle bitirelim o halde. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Görüşmek üzere, evde kalın, bilimle kalın, astronomiyle kalın.